Aşağıda yer alan hikayelerdeki duruma ne tepki verirsiniz ve nasıl temizlersiniz? Eve geldiniz, sizi girişte ayakkabıların bıraktığı çamur izleri karşıladı. Öncelikle apartman zaten bir iner kalkar o basanı bulmam için öncelikle. Sonra da ver Allah. Ben ağlardım herhalde o görüntü benim evimde olsaydı. Çünkü benim kardeşim bazen şey yapıyor, kapıyı çekip çıkıyor mesela içeride bir şey unuttuğunu anlıyor. Sıfır ayaklarını çözmemek için ucundan basıyor ki halıların hepsi zaten kar beyaz, 15 günde bir yıkıyoruz. anlıyorum ucuna bastığını da. Bir ton akşam toparayı. İlk gördüğünüzde ne tepki veriyorsunuz? Beddua okuyorum yapacağım. Bir ton söyleniyorum. Hatta bazen karşı komşu kapıyı açıyor ne oldu falan diyor. Benim yüzüm düşüp ağlıyorum. Yani eğer çok sinirlendiysem tepkimi de gösteremiyorsam için niye ağlarım. Niye gösteremiyorsun karşıdaki evin içinde tükürmüş? Ben öncelikle o ayakkabı kimin ona bakarım. Yanlışlıkla bilinse sesimi çıkartacağım. Ama işte belki anılan olabilir. Şanti ayakkabısıydı falan da filan da o zaman görüşürüz. Mutfağa geçtiniz ve çay demleyip dinlenmek istiyorsunuz. O da ne? Tezgah ve ocakta yemek kalıntıları ve bulaşık yığını sizi karşıladı. Mutfağı temizlediniz. Bu sırada salondan bir kokunun geldiğini fark ettiniz. Ne olmuş olabilir? Benim oğlan kaka yapmıştır. Yani ne gibi bir koku ki? Kokusuna bağlı. Senin de mafi yapmıştır belki tuvalet. Yok mafi asla Yoruldunuz ve günü sonlandırmak için odanıza çekiliyorsunuz. Ancak tüm kıyafetleriniz yere saçılmış. Her yer darmadağın. Bizde garezi olan kim bu evi sabahtan beri hali mutfağa batırdı odayı? Ben bizden çok demarkadan da. Kim salak Kim yani bu? Ben şey yapardım. Salim buradaki şeyler mi kim dağıttı? Salim tabii cinnete gelmiş. Ben bir şey yapmadım diyecek kesin. Ben direkt zaten annemin olduğu yere koşuyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Yeter daha canımdan bezdim gibisinden bağırıyor. Ben bıktım diyor adam ya. Daha ben nefes alamıyorum bir evde yeter. Benim eskiden annem dolabımı dağıttığında alır şimdi bunların hepsini aşağı atarım derdi. Ben de alır hepsini aşağı atarım. Şey annemle Kerem 2-3 sefer zaten ayrı eve çıkmayı düşündüm. Sen bizim psikoloji bir sözde Kerem gidip odasına. Sen gene onları diyorsun ya. Ben havluyla böyle hani havluyu şu şekilde koymuyor diye Salim'e sesliyorum. Salim. Bizimki de bak. Sen bunu böyle mi koydun? Havlu bu ya. Şimdi havluyu normalde ucundan asıyoruz. Bizim Kerem gidiyor tam bu ortasından bu şekilde asıyor bu havluyu. Ne kadar küçük bir şey. 50 kere geliyorum gösteriyorum. Üçüncüsüne git kenara. Sonunda uyudunuz. Sabah uyandığınızda aklınızda ilk olarak ne yapmak var? Çarşaf değiştirmek. İlk yatağı topladım. İlk an yani. Ben her gün yatak çarşafı değiştireceğim. Yani bugün ya. Nereyisin sen? Mecbur ben iki günde bir değişiyorum. Süpürge açacağım zaten baştan aşağı süpüreceğim. Bazen şey diyorum hani bugün sadece süpüreyim diyorum. Aynen. Süpüreceğim ki aha şurası toz oldu onu sileyim. Sileceğim ki etbarede toz alayım bir bakmışsın kendi tuvaletimi yıkarken buluyorum. Yani otomatikman zincirleme zaten bunlar evet, gidiyor evet. Bir plan yapmıyorum. Bir şeyi yapınca öbürünü yapmak zorunda hissediyorsun. Onu yapınca onu yapmak zorunda hissediyorsun. Tamam bütün günün bitmiş zaten sana hiçbir şey kalmaz. Sizi çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam kendinize edin. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.